Hemen Belediye Başkanı Muhammed Tokat'a tekrar döneyim. Sayın Tokat, geçmiş olsun. Çok üzgünüm. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Bu kadar hızlı ilerlediği için. Görüşmeler yapacaktınız. Ya uçakla ilgili uçakla ilgili bir gelişme var mı? Yani uçak muçak görmedim. Ben helikopter geliyor ama helikopterde yangına değil, ilgisiz alakasız yerlere, daha öbür tarafına. Bizim üzerimiz, bizi susadılar şimdi. Yani siteler geldi şu anda. Siteler yanıyor. Sitelerin üstü yanıyor şu anda. Sitelerin oraya müdahale yok. Biz sitelerin oraya gelmesinden korkuyorduk. Zaten burası kritik eşik diyorduk zaten. Burası açıldıktan sonra artık bu rüzgarın, deli rüzgarın etkisiyle bu termik santral istikametine doğru artık yol alıyor. Dumanlar şu anda her tarafı kaplamış durumda. Alevler her tarafı kaplamış durumda. Yani sabahtan beri söylenti hepsi doğru çıkıyor. Hiçbirini de itibar etmiyorlar. Yani işte görünen tablo bu. Çok üzgünüm ya. Çok Bundan üzgünüm. Sonra yönetim stratejiniz ne olacak acaba? Ya işte hava müdahalesi olmadan mümkün değil. Sadece şu anda sitenin olduğu yerde arazözler su sıkmaya çalışıyorlar ama onlar da şu anda tehlike altındalar. Yani onlar da şu anda ateşin içinde kaldılar. Tehlike altındalar. Biz o görüntüleri görüyoruz. Yani 300 metre var mı yok mu bilmiyorum. Yani cehenneme döndü burası. Yani Mehmet'e biraz sonra sorarım. Yangın, bu her gün aynı senaryo, her gün aynı senaryo. Yani bu yangını söndürmek istiyor muyuz ben bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. Yani dikkat çekici bir cümle kurdunuz Sayın Tokat. Yanlış da anlaşılabilir. Tam olarak bu yangının söndürülmek istenmediği... Ya sabah söndürecektik biz bu yangını. Zaten yangın kendi kendine sönmüştü zaten. Bir tokatla yangını bitirecektik biz. Şimdi bitti, bitecek dedi. Yangın şu anda cehennem oldu burası tekrar. Yani siteler şu anda ciddi tehdit altında ve rüzgarın bu şeyiyle Türk evleri tarafına doğru ve dağın arkasında Akçakaya'ya doğru meyletti. Şimdi siz buraya müdahalenin uçakla ya da daha fazla helikopterle aynı anda olması gerektiğini söylüyorsunuz iki gündür yaptığımız yayınlarda. Geç kaldı. Sabah müdahale edeceklerdi. Sabah daha bu rüzgar çıkmadan. Sabah 6'da ağırdı ortalık. Yani bunların geldiğinde saat 10'u geçti, 10.30'u geçti. Yani peki, şu anda etkin olarak müdahale yapıyorlar. Ama bu müdahale sabah yapılacaktı. Geç kaldılar. Bu, şu anda şu müdahalenin buna çok faydası olduğunu düşünmüyorum ben. Peki, peki Sayın Tokat. Çok geçmiş olsun. Sizin sesinizi buradan bir kez daha duyurmuş olduk. Ben arkadaşım Mehmet'e tekrar döneyim.